Biz biliyorsunuz hamilelere rapor açıyoruz. Ne oluyor? Hamileler geliyor 32. haftaya kadar. Hamilelik 40 hafta. Evet. 32. haftaya geldiğinde resmi hakkını kazanmış oluyor. Biz de raporunu veriyoruz 32. haftadır diye. Gidiyorlar onlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan izin raporlarını çıkarıyorlar. 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası. Fakat hamilelerin %99'u şöyle yapıyor. Son 3 haftaya kadar bekliyor. Yani buradan açtırıyor. 5 hafta gidiyor. Son 3 hafta kala, yani 37. haftada artık devlet izin vermiyor ondan sonra çalışmasına. Evet. Son 3 haftada çıkıyor ve 5 haftayı doğum sonrası bebekten 8 haftaya sonra ekliyor, 13 hafta yapıyor. Evet. Peki işveren bunu yapmak zorunda mı? SGK bunu yapmak zorunda mı, yoksa gönüllü yapılan bir şey mi bu? Burada karar hamile kadınla doktor arasında. Normal şartlarda doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 haftalık doğum iznimiz var. Buna da hekim karar veriyor. Hekim diyor ki doğumuna 8 hafta kalmıştır. Demin söyledi, 32. hafta doldurmuştur. Doğum izni ayrılabilir diyor. Bunu yazdıktan sonra hekim hastasına soruyor. İşin hafif mi? Hafif. Öyleyse doğuma 3 haftadan çalışmak ister misin? İsterim. Hemen hekim altına bir not atıyor. Doğumuna 3 hafta kalınca kadar veya duruma göre 4 hafta kalınca kadar veya 5 hafta kalınca kadar, ama en fazla 3 hafta kalınca kadar çalışmasında sakınca yoktur diyor. Tamam. Bunu yazdıktan sonra artık karar hamile kadında. İster hemen ayrılır, İster doğumuna 3 hafta kalınca kadar ayrılır, İsterse doğumuna 4 hafta kalınca kadar ayrılabilir. Bunu işverenin bu konuda söz hakkı yetkisi yok. Sonrasında o buradaki 5 haftayı kullanma hakkı var mı? Direkt var. Yani doğumdan önce doktorun raporuna göre ne kadarını sonrasına aktarma hakkı doktorun, kadının elinde. Kadın kullanmadığı 5 haftayı 8 haftaya ilave etme hakkına sahip, 13 hafta olarak kullanır veya 12 hafta olarak. Bakın bunu hamileler mesela bilmiyorlar. Hepsi şöyle düşünüyor. Vallahi şirketim izin verirse o 5 haftayı da kullanır. Hayır, şirketin bunda bir şeyi yok. Tamamen sizin o doktor mi? Eğer ona verdi ve 3 haftaya kadar çalıştıysa o 5 haftayı doğum sonrası kullanabiliyor. Daha da var, fazlası var hocam. 13 hafta veya 8 hafta bitti. Sonrasında benim 4857 sayılı iş kanunu gereğince 6 ay ücretsiz izin alma hakkım var. İsteme demiyorum, bakın alma hakkım var. Doğum iznim bitti 8 hafta. Dilekçe veriyorum işverene. Diyorum ki 6 aylık ücretsizliğini başlatıyorum diyorum. O kadar. Bana 6 aylık ücretsizliğini ver demiyorum. Bu konuda da işverenin en ufak bir inisiyatifi yok. Ben ayrılıyorsam ayrılırım, geri dönüyorsam geri dönerim. Bu bana ait. Yani hamile kadına ait olan bir şey. Yine ayrıca çocuğun 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat kişiler için, memurlar için 3 saat emzirme izni var. Bunu toplu kullanmak, günde 1,5 saat kullanmak veya sabah 45, akşam 45 dakika kullanmak yine benim takdirimde. Ben bunu böyle istiyorum. Yani haftanın bir günü gelmeyeceğim, biriktireceğim diyebilirim. Veyahut da her gün 1,5 saat geç geleceğim diyebilirim. Veya her gün 1,5 saat erken çıkacağım diyebilirim. Veya sabah 45 dakika geç geleceğim, akşam da 45 dakika erken çıkacağım diyebilirim.